ayrı boyuna girmez. Sana bıçak getirdin mi? Cümlete selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin inşallah arkadaşlar. Amin. Beni soracak olursanız arkadaşlar, ben bugün çok üzgünüm. Arkadaşım vefat etti bugün. Beraber Ünlü'ye gittiğimiz, işte çalıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşım vefat etti. Kalp krizi geçirmiş. Ben bugün ölü yerine geldim arkadaşlar. Cenaze evinin de bacımın evi yakınıdı. Bacımın evine geçtim. Şimdi burada oturuyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Selayı duydum sabahleyin. Şoka girdim. Bir babamın öldüğünde şeye girdim arkadaşlar, şaşırdım. Babam da kalp krizi geçirdiydi. Ayşegül abla, ismi de Ayşegül'ü. Ayşegül ablam ölünce şoka girdim. Vallahi gerçekten çok şaşırdım. Yani ölüm uzak değil arkadaşlar. Vallahi iki kaşığın arasında ölüm. Şimdi çıkarma. Tohumunu çıkarma. Yok yok, tek tepesini kopar artık. Tohumunu çek. Tohumunu da çıkarıyorum. Yok yok, tohumunu çektiririk biz. Şöyle baksana, ben ne böyle ayıklarım. O zaman şey belli olmaz mı? Yok yok, belli olmuyor. Kıyıyor şey makine. İnceye çık oluyor o da. Biber mi çektireceğim onu? Salça işte. Salça salça. Biberi daha burada kızaracak. Ne zaman kızaracaksa. Burası benim bacımın evi arkadaşlar. Sultan bacımın evi. Bu da Sultan bacımın kaynanası. İsmi Emine. Biber ayıklıyor. Biber ayıklıyor. Salça çektireceğim işte. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gerçekten sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sapa sağlam kızıydı. Vallahi bak, daha evvelki gün konuştuk. Evlenmedi. Daha bekardı. 35-40 yaşında vardı. Bilmiyorum nasıl oldu, nasıl gitti. Kaza geçirdi, ayağı kırılmıştı. Bundan bir hafta önce de kaza geçirdiydi, ayağı kırılmıştı, evde yatıyordu. Geleyim geleyim dedim, bir gelemedim, yoklayamadım. Gerçekten çok iyi birisiydi, büyüğüyle büyük olurdu, küçüğüyle küçük olurdu. Yani sevilen sayılan bir insanıydı. Burada çok üzüldü. Cenazesi pek kalabalığıydı. Demirci Koy hep ona üzüldü arkadaşlar. Beraber patatese gittik, çileğe gittik, domatese gittik. Çok işe gittik onunla, çok. Allah'ın mekanını cennet etsin. Zaten iki bacılarıydı. Birisi öldü, tek kaldı. İyi Pelcik abla. Ölü yerinde Pelcik ablayla konuştum. Sırtına diyor ağrı girmiş diyor. Gündüz götüreceğiz hastaneye diyor. Misafir vardı diyor. Akşam götürün bizi diyor. Akşam safa sağlam gitmiş arkadaşlar hastaneye. Bir girmiş içeriye, doktorlar kalp krizi geçirdi diye yüzüne söylemişler. Hastayı kaybettik diye. Sabahleyin Selay'ı dinliyordum arkadaşlar. İsmini duyunca vallahi oturdum kanepeye, hüngür hüngür ağladım. Bir yandan babama ağladım, bir yandan ona ağladım. Vallahi şoka girdim ben. Bu ani ölümler beni şoka soktu. Babam da erkenden öldü, birden gitti. Babam da kalp krizi geçirdi. Allah'ım onun da mekanını cennet etsin. Yatmadan da. Yattığı yer nur içinde yatsın inşallah. Kurban olduğum Allah'ım kimseye dert verip de derman aratmasın arkadaşlar. Gerçekten hastalık pek zor. Hastalık işte Ayşe'nin küçüğü. Aman Ayşe'nin yoruyormuşmuş ayağı. Ne olmuş? Ayağı yoruyormuşmuş. Ayağı kırıldı ya. Ölüm iki kaşığın iki gözüğün arasında. Ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Bu dünyada yaptığınız bir iyilik bir de kötülük arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmaya, ne bileyim ben, kimseyle uğraşmaya hiç değmez inanın. Her şeyin değeri ölünce şey anlaşılıyor da o zaman da iş işten geçmiş oluyor işte. Bugün de kolum neye kalkmıyor. Dün yun çıktım ya arkadaşlar. Kolum neye hep ağrımış.
üstünde var kızı küçük astık da çırpılacak. Bugün de hiçbir iş görmedim. Selahı duyunca sabahleyin çocukları Medine'ye koydum, buraya geldim. Bayağı bir aramızda uzardı. Sultan bacım çağırdı, gel gitme burada oturalım 5-10 dakika değil. Buraya geçtim cenaze evinden. İmine yengem de biber ayıp görmüş de ben de yardım edeyim dedim. Ağladık ağladık geldik. Nasıl da çok hoşum vardı, nasıl da çok sevdiği varmış arkadaşlar. Bir var mı var mı? Emine ekran kaç anneciğim? Bir ne? Gel onu çekiyor. Kamera. Kim gel şu anda gel sen de çek sen. Gel şuraya gel de sen de çek gel. Gel şuraya gel. Bye benim bye. Yanına. Şuraya gel de bay bay gel. Hadi bay bay. Şuradan şuradan. Hadi Fatma Zehra bay bay. Bak Fatma Zehra nasıl bay bay diyor. Bu da benim bacımın kızı arkadaşlar. Fatma Zehra da çıkarak tuttum da. Hastalanmışsın bir de. Dün ekmekte. Dün ekmekten. Bundan sonra ekmek sezonu kapanmış. Bitti zaten bizim Selma kaldı. Apsarı da. Örümcem. Gittik diyordun ya ona. İşte dün gittik daha bir diye edecek. İki diye edecek daha. Hey. Bunlar çok yirmiş. O kadar ekmeğe ne yapacaksın yavrum? Çok ziller. İri... Bazı zaman ne yapmazlar mı çörek bazı? Yapmıyor. Hiç. Çörek yaparmış da bazlama yapmaz. Bilmezlermiş. Evet. Ben de pazartesi günü yapacağım yarın bazlama. Allah izin verirse daha ben bugün ne düşünüyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Tuzlu suyumu neye ıslattıydım, unumu elediydim, mantı kesmeyi düşünüyordum ben. Balkonda mı keseceğiz? He. Kendi balkonunda. He, kendi balkonunda geldim keseceğim. Medine assın ben de keseyim diye düşünüyordum. Bir de sabahleyin kalktım ki sela veriliyor. 8'e mi duydun? 9 sela 8. 8.30'da kalktım. Uyandım işte 7.30'da kalmamışım. Burada biri cık yatayım, cık yatayım derken 8.30 olmuş. Böyle bir hastalık çıkmış arkadaşlar şimdi. Yani ani ölümler çoğalacıymış. Bunlar hep kıyamet alametleri işte. Kıyamet alametleri yarıdan çoğu çıktı. Bir yarıdan çoğu çıktı. Ne ya? Milat öldürdü. Bakmaz onu. Kamerayı. Kamera. Kamera. Kamera gibi. Önceden Melisa çekiyordu da. Melisa da okula başlayınca gittim tribut aldı. Annen gülüyor mu? Melisa değil mi? Yo evdeler onlar. Benim babam öleli 6 ay oldu arkadaşlar. Acısı içimde duruyor. Kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Aman. Böyle işte herkes bir türlü. Geçen gece uyandım vallahi bak bir görsen içim yanıyor. Babam sabaha kadar aklımdan çıkmadı. Sabah 5.30'a kadar onu düşündüm. Aklına mı geldi gece? Ne kız gece aklıma geldi. Uykumun içinde uyku dağılır. He uykum da dağıldı. Sabah 5.30'a kadar bir tane gözümden uyku gitmedi. Gelmedi. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Onlara yapabileceğimiz tek şey dua arkadaşlar. Şuradan indirmedi bak hep oradan. Cenaze de mi? Buradan şimdi de gitti. Cenaze pek kalabalık ya. Şimdi de gitti herhalde. Ben şimdi kahvaltıyı yaptım da gitti. Kamerayı.
yiyor da, içiliyor da, pişiyor da, hiç. Yalan diyor ya. Ölen gibi ne ölüyor? Herkes ne ölüyor? Az yaşa, çok yaşa, ölüp gidinilecek arkadaşlar. Ben bir mezara gittiğimde bir şey yazmışlar. Mezarın taşına. Okudumdum. Biz de geçtik bu yollardan biz. Vallahi ne bileyim bir şey yazdı. Biz de bakar ha, biz de yaşardık sizin gibi, siz de geleceksiniz bizim gibi mi? Öyle bir şeyler yazıyor. Bu da unuttuydum ben. Biz de yürüdük bu topraklarda. Bizden önce nice insanlar geldi, geçti. Yarın bizde yalan olacak. Yarın bu videolar işte hatıra kalır. Biber de acıymış, bakar mısın? Acı da var, acı da çok. Akşam gidelim bakalım. Cenazeye. Bir paşa geliyor. Kim? Ayşe neden kocası bu? Bizim her ama ne? Bütün kız. Biberimizi ayıkladık arkadaşlar. Şöyle yıkayın da. Bunu imine yenge saça çektireceğimiş. Gel şunun üstünde suyunu çeksin. Değirmeni götürüp çekilecek bu. Nerede onu kurusun? Ay tabii kayırdı. Tabii kayırdı. Ay kurulardı o zaman da şeyler yaptı şimdi. Kısakların, yaprakların. Kurusunu çıksın. Kütüğü şöyle dokuyayım evine yiyeyim. Dokuyayım mı? Yok da yıkasın. Bu burada suyunu çeksin arkadaşlar da. Burası da bahçesi. Bacım kaynanasıyla beraber kalıyor. Bura bahçeleri. Elmaları çıktınız mı? Burada bacımın evi yeni yapılıyor. Burası bahçeleri. Daha pırasa, lahana falan hep var.
Yeşil elmayı niye çıkmadınız Emine yenge? Şu yeşil elmayı. Hangisi? Sonbahar geldi arkadaşlar, görüyorsunuz. Yapraklar döktü ağaçlar. Yapraklarını döktü. Bunlar da hindileri. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Pişi yapıyor bacım. Bir de sen selam veriyorsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yaşar abla bize geldi. Çinazi'ye. İki ayda niye geliyor Meral'da? İki ayda geçti. Cenaze olmasaydı daha da gelmezdi Meral. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir yandan fişi yapıyor canlarım. Dışarıda misafir geldi. Amcasının eşi falan. Şehriye salatası yapıyor. Mısır, süt mısır kalmadığı için dolaptan çıkarmış bacım. Dolaptan çıkarttık. Düdük ödede pişirdik. Şimdi ben onu şey yapıyorum. Ayırıyorum. Şehriye salatasının içine katacağım. Bu köyde sadece ikimiz var arkadaşlar. Biz dört bacı. İkisi yabanda, ikisi de burada. Benimle bu bacım da köyde. Allah izin verirse inşallah yakın zamanda bir tanıtma videosu çekmeyi düşünüyorum. O zaman bunun ikisinde mi şey diyeyim de? Hey, ikisini de yapıştırdım. Babanın bir daha mı? Şunların sonra da kınarı gibi oldu. Bunlar da kınarı bir şey olsun. Hamurunu büyük yaptın mı? İçi hamur oluyor. Geçen ben yaptım, nasıl güzel oldu. Medine yoğurmuş hamuru. Nasıl güzel kabardı. Ben daha ilk defa yapıyorum bir şey. Evet arkadaşlar. Mısırımızı görüyorsunuz. Çok güzel ayıkladım. Biraz sonra gösterdim ben hazırlayınca. Tavaya mı aşık olacaklar? Patatesimizi de kaynattık arkadaşlar. Bu da pişilerimiz. Şehriye salatamız. Şehriye salatasının içinde arkadaşlar maydanoz, mısır, kırmızı biber, karabiber, şehriye, başka ne vardı Sultan? Kapya biber. Aha. Bana bahçeden pırasa getir. Ben patatesinden pırasa yiyeceğim. Tamam. Çayımızı da koyduk. Hadi gelin canlar, beraber yiyelim, içelim, sohbet edelim. Gidici masaya otur. Biz de sen işe gittin zannediyoruz. Yürü. Değirmene. 9 daha gitmedik. Biber çık. Sultan'a diyorum ki herhalde bunlar Diyarmen'e gittiler diyor. Geçiyor Ramazan'ı. Vallahi üzümde nasıl güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın hele. Her şey organik. Çekiyor mu şimdi? Köyde hayat var. Çekiyor mu bunu? Hmm. Evet çekiyor. Patates çıktı mı? Şey minahı terdiyim. Hadi su paçalarımız var. He? Emine ikra aynı savaştan çıkmış gibi.
Burada kazanılmış. Genel postan mı? Dokunma kedilere. Ahen Melisa. Ben bacım gilden geldim arkadaşlar. Şu kazanımın dışını sürttüm. İçeriye alayım bunu. Ana bu benim eskiydi bak. Ölen yerine ölüyor arkadaşlar. Gerçekten insanın başına neler geleceği hiç belli değil. Ölmüş, nasıl? Tamam, şimdi gözlerimiz açık ama 5 dakika sonra veya da 1-2 dakika sonra insanın başına ne geleceği hiç belli değil. O yüzden hayatı dolu dolu yaşamayı yaşamak lazım. Ben yazı getirdim anne. Kazanımın dışını şöyle süpürüyorum arkadaşlar da tertemiz. Ama dokuyor musun? Hayır, dokmuyor. İnsanın başına ne geleceği hiç belli değil arkadaşlar. Bir varmış bir yokmuş gibi. Daha dünkü konuştuğum arkadaşım bugün vefat etmiş. Gerçekten bir babamın ölümünde şoka girdim. Ben bir de bunda çok biroş oldum. Allah'ım ikisinin de mekanını cennet etsin inşallah. Melisa şuraya biraz su dökül kızım. Yani ölen yerini ölüyor arkadaş. Pişiriliyor. Pişiriliyor da, yeniliyor da, içiliyor da. Tekrardan hayata devam ediyor. Gitmen gerekiyor yani. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ben de kazanımın dışını sürtmeyeyim arkadaşlar. Dolabımda böreklik vardı. Tepsiye yapmıştım geçenlerde. Onu fırına sürdüm. Bugün kayınvalideme gitmeyi düşünüyorum. Efendim oğlum. Melisa ayağını gösterelim hediğini. Arkadaşlar bakın hala ayağını bakar. Ne yapacaksın, kediyi mi yıkayacaksın? Hayır annem, yapma bir şey. Hadi şuradaki tatlı çocuk da istiyor. Hadi. Kızım gel, kızım gel diyor. Kızım gel mi diyor? Kızım yazık diyor. Anne. Ey anne. Yavaş yavaş dur. Şuraya getirin. Anne. Ey anne. Anne. Ey. Anne eline yastıracak. Anne bırak hadi, anne bırak. Bak amma yavrular bakıyor orada. Anne bu bizim eski geldi. Böreğin kokusu da dışarılara kadar geldi arkadaşlar. Bir bakalım. Daha genç pişiyor. Şöyle kapatayım, bitsin bu. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben böreğimi falan yaptım arkadaşlar. Evimin işlerini falan bitirdik. Annem bile geldik. Bunlar da dışarıda oturuyormuş. Bu arada hava karardı biraz. Dışarıda 5 dakika oturalım da içeriye gireceğim. Soğuk arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? Öyle seni soruyor izleyicilerim. Vallahi ben de başlayacağım. Karıncık işlere gittim. Öyle kimin güveni oluyor, kiminin olmuyor çekmeye. Onlara kinikmeden çekmedim. Kız öyle biri diyor çek, biri diyor aman beni çekme. Onlara mı kinikleyeceğim? Ya kinikmek değil de yani onlara da saygı duymak gerekiyor. Zaman o şeyi çektirmedi bir kinik motorunda değilsin. Yani saygı duyacaksın. Ben kinikirim valla. Valla.
Sen mesela şurada oturuyorsun, görüyorsun. Bir şey yok. Yok ama mesela herkes çektirir, çektirir, çektirme, çektirme. Anne, efendim, niye gitmiyorsun suya? Başlayacağım arkadaşlar kalan. Kendimi, çoluğumu, çocuğumu, evimi. Vallahi ben öyleyim. Kendimi, çoluğumu, çocuğumu, hayatımı evimde çekiyorum arkadaşlar. Yani. Aman. İsteyen yanımda yürür, istemeyen uzakta durur. Öyle değil mi değerli izleyicilerim? Aynen öyle. Yürelim. İzleyicilerim sana selam olur anne. Aleyküm selam. Kaynanana bol bol selamlarımı söyle diyor. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de oturuyorduk. Ayşe gelin gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Akkız gelinle oturuyor. Bizim mekanımız bura. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizim köyde bugün bir gençliğe tanıdığımız oldu. Üzgünüm. 45 yaşında var mıydı? Babaanne benim Esen. Vardı. Esen, babaanne benim. Sabahtan beri gildi. Vallahi evlere sığamadım. Şaşırdığımdan şeye gittim. Varım ölüye diyorum da oradan gidiyorum. Ben de diyorum ki evlenecek diyorum. Herhalde ölmezdi diyorum. Demek ki vallahi. Git ya git. Ölmeyin sen de. Direkt de sen. O da senden gelir. Niye iyiler öyle de kapılıyorlar? Kötüler sonumluluk alacak. Bak onlar ölmeye bak. Kötüler yaşıyor. Enişte böyle 19-20 sene oldu. Kötüler daha duruyor. Herkes ki işte o kendi yerine olacak. Öbürü kendi yerine olacak. Herkes kendi yerine olacak. Öyle tekniğimiz olacak. Onu öyle Cenab-ı Allah şey diyecek işte. Allah'ım mekanını cennet etsin, nur içinde yatsın inşallah. Neyse arkadaşlar, ben sizi daha fazla sıkmayayım canlarım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın. Ayşegül'ün hayatında kalın. Bir yarına gitmem. Yarınki videomda görüşürüz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bol bol yarım attım. Bol bol destek verin.